Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düzlük'ten herkese iyi akşamlar dilerim. 14 Ocak Pazar İzmir at yarışı tahmin edeceğim. Arkadaşlar İzmir'e geçmeden evvel kısaca günün analizine bakalım. Biz İstanbul üzerine yorum yapmıştık. İstanbul'da gayet başarılı bir gün geçirdik. Altını yani yakaladık. Siz değerli takipçilerime 5.935 lira kazandırdık. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Arkadaşlar, analizime geçmeden hemen şöyle kısaca da iki kelam edelim. Şimdi bugün yorumlar kısmına bir iki arkadaşımız yorum yapmışlar, mesaj göndermişler. Ya verdiğin altın değer 2000 TL'dir. Ayrıca verdiğin kurguda sonunda verdiğin atlar geldi. Bize yazık günah değil mi? Öyle arkadaşlar eleştiriye açız da şimdi adam bir de şu yorumu yapmış. Ya verdiğin alternatif banko ya direkt ben banko olarak öneceksin ya da alternatif banko diye bir şey yoktur diye bir eleştiride de bulmuş. Arkadaşlar şimdi bak burada 20 TL kuponu yapan arkadaşlarımız da var. 50 TL'lik yapan da var. Ortaklaşa 2000-3000 TL'lik kupon yapan takipçilerimiz de var. Alternatif banko olarak önerirsek düşük bütçeli arkadaşlarımız içindir. Düşük bütçeli arkadaşlarımız içindir. Ha sen hoşuna da gel, verdiğim yorumlar sen hoşuna gelmeyebilir. O zaman ne yapacaksın arkadaşım? İzlemeyeceksin. İzlemeyeceksin. Bu kadar basit. Kendin de yormayacaksın. Ben de yormayacaksın. Yani ben gelen atı en sonunda verirsem ben at mı saklamış oluyor? Sana önermişim. Sen de en son verdiğim atı al benimle değerlendir. Yani bunu yapan takipçilerimiz yok mu? Alternatif banko bankolarımızı değerlendiren takipçilerimiz yok mu? Şu yani eleştiriyorsunuz da böyle biraz eleştiri yaparken de şey yapın arkadaşlar. Yani vicdanlı olun. Bir tane Cengiz Göktaş mıdır, Cengiz Bektaş mıdır denen bir zat var. Onu da birazdan engelleyeceğim. Ya ben Pasu eleştiri. Ve kardeşim izleme. Ayrıca adam ya şu yorum yapmış. Ya ben beğeni yaptım. Benim karşılığı bu mu? Ne olacaktı? Sana para verecektim. Ya ben kanalımı beğendin diye üstüne hem yorum yapacağını da çağıracağım. Sen kupon paranı mı vereceğim? Yani ben alamadım. Bende ne beklesin? Yani ben beğendiysen o zaman izlemeyeceksin. İzleme ben de beğenme. Ben senden herhangi bir ücret talep edeyim mi? Yok. Ya ben diğer kanallara bakayım. Emin olasın. Yani ben mi yakaladım? Altın kayanın dörtte biri yakalamıyorlar. Ya bakayım beğeni oranları benimkinden yüksek. İzleme oranları benimkinden yüksek. Yerleştiriyor. Ya demek bunda bir anormallık var. Ya ben de onlar gibi az saklayacağım. Sizlere söylemeyeceğim arkadaşlar. Yani dürüstlük demek hiç yok muymuş? Ya ben yorum yaptıktan sonra her zaman ne söyleyeyim arkadaşlar? Önceliği kendi tuttuğunuz atlara verin. Daha sonra bizlerden at almaya çalışınız. Kardeşim sen ne yap? 4 at yazdın mı? Ya ben en son verdiğim at. Hoşuna gelirse değerlendir. Hoşuna gelmişse değerlendirme. Şayet sen benim verdiğim şablonu birebir aynısını yatırmak istiyorsan o zaman ne yapacaksın biliyor musun? Biraz yarışları izleyeceksin. Biraz beni takip edeceksin. Ben videomu takip edeceksin. Bütçene göre ben verdiğim şablonda at alıp yatacaksın arkadaşım. Yani sanki benimle sözleşme yapmış, ben her gün size altın kayanda yakalayacağım bir şey yok arkadaşlar. Varsa öyle biri, şey yapın ben de şey yapayım arkadaşlar. Ben de bir sözleşme imzalayayım, bana her gün altın kayanda yakalasın. Sizlerden ricam, eleştiri açığım.
Ama elinizi vicdanına koyun böyle. Ya adam 2000 TL'lik kupon verirsin. Ya direktman bak o diyor, alta, bu altacı bak oraya nasıl. Hoşuna gelmişse izleme. İzlemeyeceksin. Bu kadar basit. Geçelim analizler arkadaşlar. Yani kusura bakmayasınız. Yani birkaç tanesi böyle çıkıyor. Moral da bırakmayı bilmem artık sonumuz hayır ola diyelim ya. Öyleler izlemezse. Kanalımı izlemezse. Arkadaşlar birinci koysa bu sıra listeye söyledim arkadaşlar. Dört tokayın iki yanında sizlere söyledim de size bank olarak dönerdik. Dördüncü oldu. Diğer başımızı değerlendirebilirdik. Buraya 2-6 haricinde çıkmaz. 6 numara Türk Süper geldi. Yedi parası bazında. Gelin altı gelin ilk ayağına. Ya ben ne demişim? Kaptan Marshall alt açı bakımdır. Kupun bedeli nasıl 2000 rolü ben anlamış değilim. Alt açı bakımdır. 2 numara Kaptan Marshall. Ne demişiz? Orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız Kaptan Marshall bank olarak değerlendirebilir. Ya kardeşim bank olarak değerlendirsene. Niye değerlendirmişsin? Madem ben izleyicisin. Çok biliyorsun ya. 2 numara Kaptan Marshall geldi. Burada ne demişim arkadaşlar? 9 numara Saudade geldi. 7, 4, 6, 9, 2. Orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterli. Bu 2, 4, 5 dakika. Kardeşim bütçene göre oyna. Bak 5 at önermişim. Ne demişim? 5 numara alt açı bakudur. Dagmar starttan girerse tek rakip 4 numara Dagmar. İkili bitti. Kupon bedeli 2000 lira. UL'e şey yapan arkadaşlar burada sesleniyor. Ne demişiz? 4 numara Pretus alt açı bakumdur. 4 numara Pretus'un size alt açı bak öneren başa karar var mı? Varsa söyle nerede kupon bedeli 2000 lira? Yani ben eleştiri yapayım da klavyen başına geçip de böyle bu klavyecilere seslendim ha. Klavyen başına geçip de pat 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 pat. Bunlar sonra bu atın orucu nedir, şey nedir, bu kumcu mudur, necidir bilmezler. Klavyen başına geçerler. Eleştireyim de ne olursa olsun. Dört numara Pratus'u atlatıp bak oldum şimdi. Onun haricinde kapat bedeli götürdüm. Önce rakibi 3 numara Mesut Ciro'du. Dördüncü haricinde de kapat bedeli giderdik. Değil mi? Dört numara Pratus geldi. Ne demişiz burada? Altı numara Sancar. Banko demişiz. Sizlere verdim. Bütün atleti bankolar geldi mi? Gelelim sonraya. Sonra ben 15 numara ikimiz size arkadaşlar. İkimiz geldi. Sizlere evet son sırada önerdim. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben ikimizin AGF'sini bu kadar yüksek beklemiyordum arkadaşlar. Benim %2'lerde falan AGF, %3'lerde falan olur. Yani sıramada da 10. AGF'de de 10. sırada yer aldı. %6 ile 7. sırada oldu. 15 numara ikimiz geldi. Kaç alt arasında vermişim? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sırada vermişim. 9 hafta vermişim. Son sırada vermişim. Kardeşim sen de ben de bu ikimizi al değerlendir. Öncelikle kendi tuttuğun atlara yer ver. Daha sonra da 15 numara ikimizi benden al. O da yaptı. Klavyenin başa geçmiş. Pak 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 pak. Eleştiği. Eleştiğim de ne olursa olsun. Onlara bir daha seslenelim. Şey yapayım. İzlemeyin kardeşim izlemeyin. 15 numara ikimiz geldi. Altı yani tekrar yakalayan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarına geçelim. Ya ben bir programa çalışmam. Ben 4 saatimi alayım. 4 saatimi alayım arkadaşlar. 4 saatimi alayım. Şimdi ben 4 saat bir yerde çalışsam 4 saat gidip de özel bir şirkette çalışsam ne para alırım? Biz burada bedava da yorum yapıyoruz. Adam klavyenin başına geçmiş pat 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 pat. Eleşti. Sen niye kalıyordun?
Tamam ben verdim. Kupon 2000 lira. Sen 20 TL mi yakaladın? 30 TL mi yakaladın? Veya da adam böyle yapmış, verdiğin kuponu hesaplayayım mı? Ya kardeşim sen yakaladın mı? 50 liralık kuponla yakaladın mı? Bir kupon gönder bana. Göster. O da yok. Klavyenin başına geçmiş. Çok bilirler ya. Arkadaşlar başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın. Siz böyle densiz densiz yorum yapanlar emin olasınız. Moral da bırakmıyor. Şey de bırakmıyorlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olunuz. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bak bugün bir takipçimiz altını yakaladı. Bir kese bir şey yapıyorlar. Bir hanımefendi, bir bayan 2000 liralık kupon mu yapmışlar yakalamış o hanımefendi. Kese bu arada tebrik ederim. Başarılar daim olsun. İnşallah daha büyük ikramiyeler diyelim arkadaşlar. Şimdi o hanımefendi 2000 TL kupon mu yapmış? Ha, böyle klavyenin başına geçip de eleştiriyi yapmak kolaydır. Veya da çok bilirsen kardeşler seni şey yapar, kanalına çarptan yorum yap. Ne ona gelirsin, ne ona gelirsin, ne ona gelirsin. Ne, ben bunu eleştireyim de sanki bana sözleşme yapmış veya da bana para bağışlamış, bana bir şeyler hibetmiş. Arkadaşım bir de şey yaparsanız ha, o şeyi cenginizi engelleyeceğim. Ha sizler de böyle eleştirilir devam ederseniz sizler de engellerim. Kanalımı izlemeyin. Kanalımı izlemeyin. Arkadaşlar yarın İzmir'de gün üzerinde 9 koşu bir program vardır. Saat 2'de birinci koşula birinci altılı yarın. Saat 3.30'da dördüncü koşula ikinci altılı gayan başlar. Biz birinci koşula başlarım arkadaşlar. Saat 2'de birinci koşula birinci altılıya başlar. Handikap 13, 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar, burada ilk atım bir numara Çelik Ali, Mustafa Çiçek'le. Daha sonra 3 numara Mountain Wolf, Nevzat Avcı'yla. 4 numara Sunday Sürpriz'e Muhammed Bilgin'le ve 5 numara Mrs. Miras Ertel diyeceğim Erhan Aklı'la. 1, 3, 4 ve 5'lik arkadaşlar. Saat 2.30'da ikinci koşu. Birinci altlayan ikinci ayağıdır. Maiden 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Arkadaşlar bu ilk atım 4 numara kız kardeşi Mustafa Çiçek'le. Daha sonra 2 numara Angel of Mointes Vedat Abiş'le. 6 numara Nazlı ile Nevzat Avcı'yla. Arkadaşlar bu 3 safkan 4, 2, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşımız 1 numara Başperi Muhammed Birbilgin'le ve 7 numara Özgülen Kızmı Kaan Can Gökçe'yle delendirebilir. Bir de bu 8 numara Prenses Sultan var. Erhan Akdula. Arkadaşlar bir 148 günlük arası var. Takip atımdır. Ya büyük oynayan arkadaşımız bu 8 numara Prenses Sultan'a da bir çarpı alsın. Saat 3'te 3. koşu. 1. altıların 3. yağıdır. Şart 3. 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum.
Arkadaşlar 4 numara Erkan Nevzat Avcı'yla alt atım bankımdır. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak denilebilir. Takip atımdır. Bu son ikincili bence Osman Çizik Osman Çizik'ten dolayı şey yaptı arkadaşlar. Kaybetti. Taylan çok güvenliydi. Bir boyda starta kaldı. Takip atımdır. 4 numara Erkan alt atı bankumdur. Nisli, orta, ölçekli, kupül yapan arkadaşımız bank olarak değerlendirebilir. Güvenim arkadaşımız bir çizgi çekelim. Önceliği 9 numara Ağır abi, Eren Abdullah. Daha sonra 2 numara Aldarça, Mehmet Kayela. Sekiz numara Toz Yutmaz, Ali Yıldız'la. Ve 5 numara Kerim Dedemi, Bekir Mert Mırık'la değerlendirebilirsiniz. 4, 6 atı bakın 4, rakip 9, 2, 8 ve 5'lik. Saat 3.30'da 4. kurşu, 2. altılayan başlar. 1. altılayan 4. ayağıdır. Angam 15, 4 ve yukarı raplar, 2200 metre kum. Arkadaşlar, buradan 1 numara Bakıtay İbrahim Safa Söğüt'le Bakı diyeceğim. Takip atımdır. Uzunlarda koşuyor arkadaşlar bu Safkan Bakıtay. Son koştuğu yarışta arkadaşlar kimler yerde bırakmış? Kozmos Aydın Efesi, pardon. Yok bu değil arkadaşlar. Burada Bakıtay Altıntepe'ye gidenlerde ise bak olarak verdik. Sağlam Canı, Rüzgar Barışı, Marlin'i, Serdar Afey'i. Yani bu safkaları geride bırakmış arkadaşlar. Bakıtay inşallah yani bizim maçı durmadığı için ben banko diyeceğim arkadaşlar. Uzunlarda dayı koşuyor. Bir numara Bakıtay banko diyeceğim. Takip altımdır. Yolda da kapatmaya değerini diyecektir. Bakıtay bankomuz. Saat 4'te 5. koşu. 1. altıların 5. ayaktır. Handikap 14. 4 ve yukarı İngilizler. 2100 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 7 numara Akman, Nevzat Avcı'yla. Daha sonra 4 numara Navtex, Mustafa Çiçek'le. 3 numara Ribando, Özcan Yıldırım'la. 1 numara Barry, Sinan Akşın'la. Bu 4 atlar 7, 4, 3, 1 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 5 Patriot, 2 numarayla Ekül Koşar. 9 numara Starman ve 8 numara Eraura'yı değerlendirebilir. Arkadaşlar bundan sonra biraz hızlı geçeceğim. Saat 4.30'da 6. koşu. 1. altılayan son ayadır. Efes koşusu. Kısa da 8. 3 yaşlı İngilizler. 1600 metre kum. 2 numara Deprimen Öcan Yıldırım'la banko diyeceğim. 2 numara Deprimen Öcan Yıldırım'la banko diyeceğim. Şey tek banko ile kurgulan arkadaşımız bu 4 numara Taykun'u değerlendirsin. Bu da takipatımdır. İkili oynamak isteyen arkadaşımız ve hatta öyle Deprimen yana yani yüksek bir AKF çıkar. Rakip isteyenler sadece bir rakip var o da Taykun arkadaşlar 4 numara. Benim adamımda. Saat 5'te 7. koşu. Güzel İzmir koşu. Kısa da 8. 4 ve yukarı İngilizler. 1600 metre kum. Burada Dragon Fire 4 numara. Dragon Fire Akın Sözler'le alt açı bakımdır. Bir arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 3 numara Warden Cliff ve 2 numara Light Stars'ı değerlendirebilir. 4 alt açı bakımdır. Rakip 3-2. Şeyler ki Gökhan Kocakaya Amerika'ya gitmemiş olsaydı 3 Warden Cliff'e Gökhan Kocakaya binmiş olsaydı direkt banko olarak verecektik. Mehmet Kaya ile iki sefer binmiş yanlış mı yoksa arkadaşlar bir birinci bir de ikinci var. Ondan sonra paylaşayım. Saat 5.30'da 8. koşu. Handikap 16. 4 ve yukarı Araplar. 1600 metre kum. Arkadaşlar bir sıralama vereyim. Burada önce 24 numara Kozmos. 6 atış bankumdur. 4 numara Kozmos. 6 atış bankum. Bir çizgi çekelim. Önce rakibi 9 numara Alamata Kaya. 3 numara Bizim. 5 numara Yeksira.
Hadi Tolgaçoğlu zaten bir yarışa biniyor arkadaşlar. O da 5 numara ekstraya biniyor. 6 numara Baba Tamer. 7 numara Önder Han. 8 numara Hatuşa. 2 numara Şifte Efes'i. Yani kapatmaya den götürdüm arkadaşlar. Saat 6'da 9. koşu. 2. haftada son ayağıdır. Maiden 4 yaşlar yapar. 1400 metre kum. 3 numara Çakopi İbrahim Mustafa Söğüt'le Altatif Bakum'dur. 3 numara Çakopi İbrahim Mustafa Söğüt'le Altatif Bakum'dur. Yarın arkadaşımıza 3 tane vereceğim. 1 numara Altınzade Mehmet Gönültaş'la. 7 numara Mrs. Plodiv Kamcan Göçel'e ilk kez koşacak çalışmalar hoşuma gitti. Ve 9 numara Voda'yı Ali Yıldız'la değerlendirebilirsiniz. 3 Altatif Bakum'dur. Rakip 1, 7, 9. Arkadaşlar benim İzmir üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.